Tekrar merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte yine çok güzel bir çanta çalışacağız bugün. Bir siparişim vardı. Siparişimi yapıyorken videoda çekeceğim ki sizler de dilerseniz bu çantayı örebilin. Gizli burslu pileli çanta yapacağız arkadaşlar. Ben daha önce kanalımda ahşap burslu ve deri burslu çanta tarifi vermiştim. Şimdi bu sefer gizli burslu yapacağım çantayı. Kağıt ip kullanacağım. Dilediğiniz her türlü ip kullanabilirsiniz. Kağıt ve rafya ip ve farklı ipler de kullanabilirsiniz. Ancak iplerinizin cinsi değişince kalınlığı da değişeceği için sayılar da değişecektir mutlaka. Yapıyorken bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. 200 gram kadar kağıt ip hazırladım. Şu an kullandığım renk camel renk olarak geçiyor. Benim en çok tercih ettiğim renktir. 3 milimlik tığ hazırladım ve gizli bursum var. Bursun ölçülerini size vereyim. Ben tabanı önden bir çalıştım. Şimdi size önce tabanın yapımını, daha sonra da gövde kısmını anlatacağım. Zaten gövde kısmında pek bir işlem yok. Normal sık iğne yapacağız. Asıl önemli olan kısım taban ve pile kısmı. Şimdi gizli bursun dediğim gibi ölçülerini şöyle ölçerek göstereyim. Daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. Bakın arkadaşlar, gizli bursun şöyle dıştan ölçtüğümde ölçüsü görüyorsunuz 21 santime denk geliyor. İç ölçüsü ise, yani şuradan şurası, iç ölçüsü ise 19 santime denk geliyor. Benim tabanı yapıyorken baz alacağım yer şu iç ölçüsü, 19 santimlik kısım. O yüzden size ölçüsünü bu şekilde gösteriyorum. Kullandığım burs 21 santimlik, 21-22 santimlik bursları bu şekilde bu sayılarla yapacağım, şu anki sayılarla yapabileceksiniz. İç ölçüsü dediğim gibi dikkat etmeniz gereken kısım, çünkü buraya göre zincir çekip sık iğne yapacağım. 19 santimlik bir iç ölçümüz var. Şimdi yapımına başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Çok fazla video isteğiniz var. Çok fazla tarif isteğiniz var. Instagram'dan bana ulaşıyorsunuz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sipariş yoğunluğuma göre elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Ancak sizin de bana destek olmanız lazım. Nasıl destek olabilirsiniz? Kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenip yorum bırakarak destek olabilirsiniz. Destekleriniz doğrultusunda ben çünkü video çekmeye devam ediyorum. Şimdi çantamızın yapımına başlıyoruz. 19 santimi ölçtük. Tabanı dikdörtgen bir taban. Bu dikdörtgen tabanı bütün çantalarda kullanabilirsiniz. Mantığını bir kere öğrendiğinizde tüm çantalarda sayılarıyla oynayarak, zincir sayısını yani arttırarak bütün çantalarınızda kullanabilirsiniz. Çok güzel bir tarif. Şimdi zincir çekerek başlayacağız. İlk yaptığım zinciri düğüm olarak sayıyorum. O yüzden bunu zincir olarak saymıyorum. Yani sayıma eklemiyorum. Hemen zincir çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 40'a yakın zincir çekeceğim. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Şimdi bakın, 40 tane zincir çektim. Şöyle tuttuğumda bursumu geçti. Dediğim gibi şu kısım önemli. Benim şuraya baz alarak tabanı başlamam lazım. Neden 40 zincir çektim? Çünkü ben bunun üstüne sık iğne yaptıkça bu zaten küçülecek. Nasıl yani? Şimdi görelim onu da. Önce bir tane zincirimi örmeden atlayacağım. Bunu daha sonra kullanacağım çünkü. İkinci zincirime batacağım. Ben zincire direkt böyle ortadan batmıyorum. Beni takip eden arkadaşlarım bilirler. Nasıl yapıyorum? Şöyle ters çeviriyorum. Bakın şurada timsah sırtı gibi çıkıntılar var. Şöyle yan tutarsam net bir şekilde görebilirsiniz. Yani ters tuttuğunuzda şu yuvarlağın içindeki bu kısımlara batarak öreceğim. İlkini örmüyorum, atlıyorum dediğim gibi. İkinci zincire batıyorum. Hemen sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum, sık iğne. Şimdi sıranın sonundaki
Zincire kadar sık iğne yapacağım. Son sıra sonundaki son zincirde arttırma yapıp dönüşü sağlayacağım. Oraya kadar normal bütün zincirlerin dediğim gibi direkt önden değil, şu arkasındaki çıkıntılara batarak sık iğnelerimi yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sık iğnelerimi yaptım. Şimdi şu an toplamda ilk zincir örmeden atlamıştık. 31 tane sık iğne yaptım. Bakın şöyle 31 tane sık iğnemi direkt bursumun iç kısmına tutuyorum. Görmüş olduğunuz gibi tam geliyor. Yani bunları neden böyle detaylı anlatıyorum? Dediğim gibi farklı iple örerseniz ya da sizin el sıkılığınız, kullandığınız tığ numaranız değişirse sayılar tutmayabilir. O yüzden mantığını anlayın. Ona göre sayıları kendiniz ayarlayabilin diye. Yani ben şu anda bu kadar sık iğne yaptım ve bu sık iğne benim bursumun tam orta kısmına yeterli oldu. Dediğim gibi şimdi kaç tane yapmıştım? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 tane yaptım. Şimdi döneceğiz. Yani 32. zincire 3 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3. Bu fazladan kalan zincirlerim ne olacak? Bunları sökeceğim. Nasıl söküyoruz? Şu ilk yaptığımız, saymadığımız zincir var ya, o düğüm zaten. Oradan söküyoruz. Emin olamadığınız çantalarda, sadece taban içi değil, tabansız başladığınız portföy çantalarda bile zincirinizi çekin. Sonra sık iğneleri ördükten sonra ölçün. Yeterliyse, fazla kaldıysa aynı bu şekilde sökebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda 31 tane benim için yeterli oldu. Bursunuzun ebatları değişirse aynı şekilde orta kısmı baz alarak bu şekilde 31 olmaz da 35 olur, 40 olur ya da ne bileyim 25 olur. Bursunuzun büyüklüğü küçüklüğüne göre değişir. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi 3 tane aynı noktaya batmıştım. İpimi de söktüm. Bu ipi de arada öreceğim ki hem sağlam olsun hem de gizlenmiş olsun. Hemen 3 zinciri çektikten sonraki sık iğneye batıp 3 zincirlerin pardon 3 tane sık iğneyi yaptıktan sonraki sık iğneye batıp devam ediyorum. Yani diğer tarafına zincirin bu tarafını örmüştüm. Diğer tarafını örmeye başlamış oluyorum. Şimdi bu benim ilk sıram arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın her birine yine birer kere batıyorum. Ta ki başladığım yere gelene kadar. Evet, sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yaptım. Şimdi arkadaşlar sıraya başlıyorken bir tane zinciri örmeden atlamıştım. Yani o da şu. Bunu örmeden atlayıp ikinci zincirden sık iğne yapmaya başlamıştık biliyorsunuz. Bu örmeden atladığımız zinciri şu an kullanacağım. Buna şimdi 3 tane sık iğne yapacağım. Aynı bu şekildeki gibi dönüş olsun, köşeleri yapabileyim diye. Bu örmeden atladığım zincire batıyorum. Ve şimdi 1, 2, 3. Aynı yere 3 tane batmış oldum. Şimdi şöyle tutayım. Bakın burada 31 tane sık iğne var. Altta 31 tane sık iğne var. Yani her iki tarafında da 31-31 sık iğnelerim var. Köşelerde 3 sık iğne. Bu köşede de 3 sık iğne olmuş oldu. Şimdi bir sonraki sıraya başlayacağım için hemen bir çengelli iğne aldım. Oraya ilk sık iğnemi yaptıktan sonra takacağım. Başlangıç yerimi bileyim diye. İlk sık iğnemi yaptım. Hatta ikinciyi de yaptım. Hemen sırayı kapatmadan döne döne öreceğimiz için
Buraya hemen ilk sık iğneme çengelli iğne takıyorum ki başlangıç yerimi bileyim. Bakın daha önce ördüğüm tabandan göstereyim. Birleşme yerleri yok. Döne döne örülmüş bir taban. O çizgi görüntüsü olmasın diye döne döne örmüştüm. Şimdi aralardaki sık iğnelerde hiçbir arttırma azaltma olmadan öreceğiz. Sadece şu dönüşlerde biz arttırmalar yapacağız. O yüzden ben hemen sık iğne örmeye başladım. O 3 tane aynı noktaya battığım dönüşteki kısma gelene kadar örüyorum. O kısımda size nasıl köşeleri oluşturduğumuzu göstereceğim. Evet, dönüş yerime geldim. Bakın 3 tane sık iğne yaptığım dönüş kısmına. Şimdi burada aynı yere 3 tane battığım kısımdayım. İlk sık iğneme 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğne yapıyorum. İlk sık iğneme 3 kere batıp sık iğne yapmış oldum. İkinci sık iğneme, yani ortadakine bir tane. Sonraki üçüncü sık iğneme ise yine 3 tane. Şimdi köşeleri yapıyoruz, köşeleşmeleri oluşturuyoruz. 3 taneyi yaptım. Aynı şeyi burada da yapacağım. Şu üçlüye ilkine 3 netleştireyim. Bu üçlüye, köşedeki bu üçlüye ilkine 3 tane sık iğne, ikinciye 1 tane, üçüncüye yine 3 tane sık iğne yapacağım. Yani burada yaptığımın aynısını yapıp köşeleri oluşturmaya başlayacağım. Sonrakilere şu aralar her zaman birer tane sabit sık iğne olacak arkadaşlar. Ben şimdi bu araları öreyim. Buraya geldiğimde tekrar göstereyim size. Evet, dediğim gibi bakın yine buraya geldim. Bu üçlüde aynı işlemi yapıyorum. İlkine 3 tane. 1 2 3 İkinciye 1 Üçüncüye yine 1 2 3 3 tane. Şimdi bakın sıra başındayım. Yani bu ne anlama geliyor? Üçüncü sıraya başlıyorum şu an. Üçüncü sırada yine aynı şekilde aralardaki sık iğneleri birer tane örüyorum. Köşeye geldiğimde yine size arttırmaları göstereceğim. Evet, şimdi bu ve bundan sonraki sıralardaki köşelerdeki arttırmalar hep aynı şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Üçüncü ve üçüncü sıradan sonraki tüm sıralarda köşeler aynı mantıkla arttırılıyor. Şimdi bakın köşeye geldim. Burada ilk yaptığım üçlü, aradaki tekli ve diğer üçlü var. Şimdi bu ilk yaptığım üçlünün aynı noktaya battığım üçlü sık iğnenin ilkine bir tane sık iğne yapıyorum. Ortadakine yani ikincisine 3 tane. 1 2 ve 3. Sonrakine yani üçüncüye 1 tane. Üçlünün sağındakine ve solundakine birer tane sık iğne, ortasındakine 3 tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi arada bu tek sık iğnemiz vardı ya, buna yine bir tane. Diğer üçlüye geldik. Diğer üçlü de yine aynı şekilde. İlkine bir tane sık iğne, ikincisine 3 tane sık iğne. 1, 2 ve 3. Üçüncüsüne yine bir tane. Şimdi kağıt iple ördüğüm için sürekli elimle düzeltiyorum arkadaşlar. Bakın burada da aynı işlemi uygulamış oldum. Bu tarafta yaptığımın aynısını buraya da yapmış oldum.
Şimdi bu aradaki sık iğneleri öreceğim. Buradaki köşelerde de yine aynı işlemi yapacağım ama bir kere daha göstereceğim size. Evet, aradaki sık iğnelerimi ördüm ve buraya geldim. Şimdi yine aynı şeyi yapacağım. Tekrar anlatayım. Bakın, ilk yaptığım üçlü, aradaki bir tane tekli sık iğne ve diğer üçlü. Şimdi ilk aynı noktaya 3 tane battığım bu üçlünün ilk sık iğnesine bir tane. İkincisine 3 tane. 1 2 3. Üçüncüsüne bir tane. Arada yaptığım bu tek sık iğneye yine bir tane batıyorum ve sonra diğer üçlüye gelmiş oluyorum. Aynı burada yaptığım gibi ilkine bir tane, ikincisine 3 tane, üçüncüsüne bir tane sık iğne yapıyorum ve böylelikle 3. sıramı da bakın ilmek belirleyicim burada olduğu için anlıyorum ki bitirmişim. Şimdi geldik 4. sıraya. 4. sırada da dediğim gibi aynı şekilde arttıracağım ama yine göstereceğim. Ondan sonraki sıraları tekrar tekrar göstermeyeceğim çünkü hepsinde aynı işlemi yapacağım. Aradaki sık iğneleri örüyorum ve buraya geldiğimde tekrar gösteriyorum. Evet, sık iğnelerimi yaptım. 4. sıramdayım. Yine köşelere geldim. Burayı bir kere daha anlatayım. Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle elimi de düzelteyim. Köşelerde üçlüler var. Burada da üçlüler var. Şimdi biz burada sağından ve solundakilere birer tane yapıp sadece ortaya 3 tane yapıp arttırdığımız için şu ortadaki bir önceki sırada 1'di biliyorsunuz. Şimdi 3 oldu. Bu ortadaki sık iğne sayıları artarak devam edecek. Tekli olarak. 1'di 3 oldu. Sonraki sıra 5 olacak. Sonraki sıra 7 olacak. Sonraki sıra 9 olacak şeklinde bunlar artacak. Buralarda arttırmalar yaptığımız için. Şimdi ilk üçlünün ilkine, birincisine bir tane sık iğne yapıyorduk. Yine bir tane sık iğnemi yaptım. İkincisine her zaman ortadakinde arttırma var. İkincisine 3 tane batıyorum. Bu hiç değişmeyecek. 1, 2 ve 3. Sonrakine yine bir tane. Diğer üçlüye gelene kadar olan şu aradakilere birer tane. 3 tane sık iğnem var. Üçüne de birer tane batıyorum. Ve böylelikle diğer üçlüye gelmiş oldum. İlkine yine bir tane batıyorum. İkincisine 3 tane sık iğne batıyorum. Sonrakine yine bir tane. Bu şekilde aralardaki sık iğneleri birer tane öreceğim ve diğer köşeye geleceğim. Bu köşeye geldiğimde yine aynı işlemi yapacağım. Üçlünün, bakın şu üçlü grup, aynı noktaya battığım üçlü sık iğne grubu. İlkine bir, ikincisine üç, üçüncüsüne bir tane sık iğne. Aralardakilere birer tane. Diğer üçlüye geldiğimde bakın görünüyor. İlkine 1, ikinciye 3, üç, üçüncüye 1 şeklinde. Her sırada sadece bu köşelerde aynı işlemleri tekrar edip tabanı büyüteceğim. Ben şimdi öreyim. Sonra çantanın diğer kısımlarına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi benim bu tabanım da hazır. Şimdi size ölçülerini göstereyim. Ne kadar kaç sıra ördüğümde şöyle göstereyim. Bakın toplamda 2, 4, 6, 8, 9 sıra ördüm. 9 sıra ördükten sonra benim için yeterli. Ne kadar oldu ölçüleri? Ona da birlikte bakalım. Şimdi şöyle. Bakın 29 santim. 10 santim. 29'a 10 oldu arkadaşlar. Şimdi bursumu üstüne koyayım. Anlatmak istediğim, şöyle koyayım daha net görün. Anlatmak istediğim kısmı görün. Net bir şekilde örüldükten sonra. Bakın
Şu ilk başladığımız sıramız, şu delik kısımlarından anlayacaksınızdır. Şu üçlü battığım yerler şuralar. İlk sıra. Bakın ilk sıra hemen bursun ortasına denk gelmiş oluyor arkadaşlar. Açtığımda, üstüne koyduğumda kenarlarda fazlalıklar kaldı. Sayalım kaç sıra fazlalığım var? 2, 4, 5. 2, 4, 5, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 6 burada, 6 burada, 6 sıra burada, 6 sıra burada fazlalığım kaldı. Bu fazlalıkları niye bıraktık? Çünkü pile yapacağız. Yani katlayacağımız için çantamızın formu, tabanı böyle olmasına rağmen üstte küçülmüş olacak. O yüzden görüntü itibariyle şu fazlalıkları bıraktık. 6 sıra bu tarafta, 6 sıra bu tarafta fazlalık kalmış oldu. Şimdi çantanın üst kısmına çıkacağız. Evet, şimdi bir sıra yapacağız. Sonra üstüne sabit bütün sık iğneleri örüp çıkacağız. Bir sıra ilk yukarı çıkma sıramız olsun bu. Şu köşelerde yine bir arttırma yapacağız. Şimdi benim burada sıram bitmişti. Bakın ilmek belirleyicimden anlıyorum zaten nereden olduğunu. 9 sıra yapmıştım. Şimdi gövde kısmına çantanın başlamadan bir sıra daha arttıracağım. Ama bu sefer köşelerdeki şu artışları bu şekilde yapmayacağım. Farklı bir arttırma yapmış olacağım. Şimdi hemen ben başlıyorum örmeye. Bu 10. sıra. İlk köşeye kadar örüp geliyorum. Evet, köşeye geldim. Şimdi bu köşelerde bu 10. sırada bu sadece bu sıraya özel. Bundan sonraki sıralarda artık arttırma yok. 10. sıramızda bakın şu üçlü vardı ya arkadaşlar. Hep bir sağına bir soluna birer tane batıp ortadakine 3 tane batıp şöyle köşeleri oluşturmuştuk. Şimdi artık 10. sırada sağındakine yani ilk sık iğne üçlünün şöyle göstereyim. Üçlünün ilkine 2 tane, ikincisine 1 tane, üçüncüsüne 2 tane. Sonraki bu aralardakilere birer tane. Bu köşeye geldiğimizde de aynı işlem. Üçlünün ilkine çift, ortadakine tek, üçüncüsününkine de çift batacağız. Araları birer tane. Diğer köşeye geldiğimizde yine ilkine çift, ikincisine bir, üçüncüsüne yine çift batacağız. Yani 2, 1, 2 şeklinde arttıracağız. Aralara yine bir tane son köşeye geleceğiz. Bakın ilmek belirleyicimi taktığım yerdeki son köşe. Bu köşede yine aynı işlem. Üçlüye bu arttırma kısmına geldiğimizde ilkine 2 tane, ikincisine 1 tane, üçüncüsüne 2 tane sık iğne yapacağız. Bu bizim son arttırma sıramız olmuş olacak. Bu sıradan sonra arttırma azaltma olmadan bütün sık iğneleri döne döne öreceğiz. Ben o yüzden nereden başladığımı unutmamak adına spiral dönüyoruz. Yani döne döne örüyoruz. O yüzden çok önemli değil başlangıç yerimiz ama ben bitirirken de yine burada bitirip denk getirmek istediğimden dolayı başlangıç ilmeğimi yukarıya alıyorum. Bu şekilde bu 10. sırayı da tarif ettiğim gibi örüp bitirdiğimizde taban tamamen bitmiş oluyor. Sonra üstüne ne kadar yüksekliğe gelsin istiyorsak artık köşelerde de arttırma yok. Hepsine birer tane batarak dönüp 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 öreceğiz. Ben zaten bitirdikten sonra kaç sıra ördüm, kaç santime denk geldi yine size sayı vereceğim. Dediğim gibi bakın burada yaptım arttırmayı. Buraları aynı şekilde arttırıp 10. sırayı bitiriyorum. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ben çantayı ördüm. Ne kadar ördüm? Toplamda bakın iğnemi takmıştım başlangıç yerim belli olsun diye. Oradan itibaren yani en son 10. sırada bitirmiştik birlikte. 10. sıradan sonra üstüne 40 sıra ördüm arkadaşlar. Toplamda 40 sıra yapmam yeterli oldu.
Bu 40 sıralık kısım ölçü olarak ne oldu, neye denk geldi? Onu da göstereyim çünkü ipler kalınlığa göre değişeceği için ölçü bilin, ona göre siz de yapın. Bakın şöyle tam 20 santim. Şöyle göstermiş olalım. Tam 20 santimlik bir yüksekliği oldu çantanın. Şimdi bu çantayı bu şekilde bursa takacağız. Ama diyelim ki bursa takmayacaksınız. 20 santimi 30 santim uzatıp üstüne fermuar dikip askı yapıp normal omuz çantası olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle en olarak da şimdi göstereyim. Çünkü bayağı enli bir çanta arkadaşlar. Bakın 39 santim. Yani neredeyse 40 santimlik bir eni de var. Omuz çantası da bile yapabilirsiniz. Ya da bursu çanta yaptığınız zaman daha sonra omuz çantası yapacağınız zaman bu tarifi kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim bursu takma ve pili işlemlerine. Çantanın bence en zevkli kısımları oraları. Çünkü sık iğne yaparken gerçekten çok sıkıcı şu sık iğne yapma işlemi. Sık iğneden sonra ilaç gibi geliyor hareket. Şimdi arkadaşlar çantamızı şöyle biraz yükselteyim kamerayı. Şimdi akşam çektiğim için biraz gölgeli çıkıyor. Kusura bakmayın çünkü çantayı örmem akşamı buldu. Şimdi arkadaşlar şöyle çantamızı, bakın tabanımız bu şekilde tutuyoruz. Niye böyle tutuyoruz? Şimdi pilelerini neresi olacak onu belirleyeceğiz. Önce sağ ve sol yanı belirliyoruz. Yani şöyle yapıyoruz. Tam ortaladığımızda emin olacak şekilde. Çantanızın üstüne bir tülbent koyup ütü yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben tek parçalarda ütü yapmıyorum. Ama bunda uyguladım ütüyü. Çok hafif bir ütü vurdum üstüne. Dalga dalga görünmesin diye. Bakın şu şekilde çantamızı iki ucunu belirledik. İki yanını. Şimdi bu iki yana şöyle ortalamış oldum mu diye tekrar tekrar bakıyorum. Benim çünkü oran orantım hiç iyi değildir. Şimdi şöyle iki yana şu iğnelerimi takacağım. Evet. Çengelli iğnelerinizle benim yaptığım gibi sağına ve soluna takın arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra ortasına iğne takacağız. Pileleri çünkü ortaya yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi çantanın kenarlarını belirledikten sonra ortasını nasıl belirledim? Onu da çakmaza mıydı? Şöyle ikiye katlıyorum çantamı. Bakın bu şekilde. Bu kısma da hemen iğne taktım. Aynı şekilde içteki parçada da iğne taktım. Burada da ortasını belirlemiş oldum. Emin olmak isterseniz ilmekleri sayıp ortasına iğneyi takabilirsiniz. Ama bu şekilde yaparsanız zaten direkt ortasına şöyle katladığınızda direkt ortasına denk geliyor. Şimdi iğnelerimizi taktık. Bunu pile için yaptık. Şimdi pileyi vereceğiz. Pileyi nasıl veriyoruz arkadaşlar? İğneyi taktığım yere 15 sık iğne gelene kadar, kalana kadar örmüş olmam gerekiyor. Bakalım burada kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Şunu çıkarayım. Yarım kalmış. 2, 4, 6 sık iğneyi daha öreyim. 15 tane sık iğnem kalacak. Evet arkadaşlar, 15 tane sık iğnem kalana kadar örüp geldim. 6 sık iğnem vardı zaten, onları ördüm. Şimdi katlayacağız. Nasıl katlayacağız? Bakın en son yaptığım sık iğnemden sonraki yapmadığım ilk sık iğnemi tutuyorum. Burada da iğnem var. Şöyle üst üste getireceğim ama bu sık iğneyi hizalı bir şekilde getiriyorum. Şöyle. Yani bu sık iğnemin karşısında şimdi 1, 2, 3 parça oldu. Bu sık iğnemin karşısında sık iğnelerim olması gerekiyor. Bakın 5.
5, 5, 15 sık iğneyi üst üste getirmiş oldum yani. Şimdi bu 3 taneyi birlikte öreceğim. Nasıl yapacağım? Hemen batıyorum ilk parçama. Bir hata olmasın. Evet arkadaşlar, üst üste 3 parçayı getirdim. Üçünü aynı anda örüp sık iğne yapıyorum. Bakın. Öndeki parçam, şu alttaki parçayı unutmuyorum. Ve üçüncü parçam. Böyle benim gibi ayırarak yaparsanız ilmekte atlamazsınız arkadaşlar. Beşinciyi yapıyorum. Bakın pilenin sağ tarafını yaptık. Şimdi aynı şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Şu 15. Katlıyoruz aynı şekilde böyle. Dediğim gibi ilmekleri üst üste getirerek yapıyoruz. Şimdi artık iğneyi çıkaracağım. Bakalım net görünüyor. Şuraya takayım, şaşırmayayım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Hemen 5'in yanındaki. Böyle de sayıp da yapabilirsiniz. İlmek atlamamak adına. Ve karşısındaki. Zaten ilkinde böyle denk getirdiğinizde diğerleri sırasıyla gidiyor arkadaşlar. Aynı şekilde 5 tane de bu tarafta birleştirme yapmış oluyorum. Bakın bu ikinci sık iğnem. Üçüncüyü yaptım. Dördüncü de tamam. Artık iğneyi çıkarabilirim. Beşinci yani sonuncuyu da yapıyorum. Ve pire görüntüsünü verdik arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde kalan sık iğneleri öreceğim ta ki diğer tarafta belirlediğim, bakın bu yanlardaki değil, karşı karşıya pireler olacak ya. Burada belirlediğim yere kadar böyle öreceğim tek tek sık iğneleri. Burada yine 15 tane bırakacağım. Burada yaptığım gibi birleştirme işlemini yapacağım. Daha sonra da kalan sık iğneleri örüp bitireceğim. Sonra da bursa sarma işlemini göstereceğim. Dediğim gibi şimdi böyle örüyorum. Evet bakın ördüm. Kenara geldim. Şimdi burayı unutmamak için iğneyi çıkarıyorum. Hemen örüyorum. Ördükten sonra iğneyi aynı yere tekrar takıyorum ki şu kenarlar yani bu yanlarda belirlediğimiz iğneleri bursumuzun şöyle göstereyim. Şu kısımlarına ortalayacağız, denk gelecek. O yüzden bunlar bize lazım. Hemen benim gibi örüyorken onu da üste almayı unutmayın. Bakın diğer tarafa da geldim şimdi. Burada da yine pileyi göstereyim tekrar daha anlaşılır olsun. İğneyi taktığım yerin sağ tarafında 15 tane sık iğne kalana kadar ördüm arkadaşlar. Burada 15 tane örmediğim sık iğne var.
Daha sonra şöyle katlıyorum. 15 olduğu için 5, 5, 5 şeklinde sık iğneler üst üste denk geliyorlar ve 5 tane, üçünü aynı anda ördüğüm için burada 5 tane sık iğne yapmış oluyorum. Bakın şöyle üst üste getiriyorum. Dediğim gibi sadece ilkini doğru denkleştirdiğinizde diğerlerinde sıkıntısız devam ediyorsunuz. Ve böyle 5 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 15 sık iğne, 5 tane sık iğneye düşmüş oluyor böylelikle ve pile görüntüsünü kazandırmış oluyoruz çantaya. Evet. Katip olduğu için tabii ki zorluyor ama artık alıştık buna. Bakın aynı şekilde şimdi bu tarafı iğneyi çıkarıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 15.ye takıyorum ki şimdi 16'ya takayım hatta karıştırmamak adına. Yine aynı şekilde burayı da böyle üst üste denk getireceğim. 5 tane sık iğne yaparak 3 parçayı birleştirmiş olacağım. Daha sonra kalan sık iğneleri öreceğim. Ve bitireceğim. Sonra da sarma işlemini göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi bursu çantaya nasıl monte ediyoruz, nasıl sarıyoruz? Şimdi ilk önce bursumuzu çantamızın üstüne koyuyoruz. Bakın buralarda taktığımız çengelli iğnelerimiz vardı. Şimdi bu çengelli iğnenin, şu taraftan göstereyim daha net olur. Evet, bu çengelli iğnenin olduğu kısma bursun tam bu kapanma yeri olan kısmı denk getirdim. Sağından bir düğüm atıp sabitledim. Solundan bir düğüm atıp sabitledim. Daha sonra orta pileye de bir tane böyle tam ortasını takıp sabitledim. Sarma işlemimiz kolay olsun diye. Burada da aynı şekilde çengelli iğneyi atladım, sağından ve solundan küçük ipler kesip sabitledim. Sonra iğneme tek kat, yani şöyle iki kat yapıp düğüm atmadan tek kat olacak şekilde ipimi taktım ve sarmaya başladım. Sarma işlemini nasıl yapıyorum? Bursun üstünden geçiriyorum. Alttan sık iğneyi batıyorum. Tek kat olduğu için bir tane batmak yetmeyecektir. O yüzden aynı sık iğneye 3 kere batıyorum arkadaşlar iğneyle. İki. Bakın bu üçüncü batışım. Daha sonra diğerine yine 3 tane. Bu sık iğneden de yine iğnemi 3 kere geçirmiş olmam gerekiyor. Kağıt iple yaptığım için ipimin inceliği ve kalınlığına göre 3 tane ideal. Farklı iplerle yapacaksanız 2 kere batmak da yetecektir. Belki 1 kere batmak da. Kullanacağınız ipe göre bu kısmı artık kendiniz göz kararı belirleyin deneyerek. Ama benim gibi kağıt iple yapacaksanız bu şekilde aynı sık iğneye 3 kere iğnenizi geçirmiş olun arkadaşlar. Daha sonra böyle her yerine sırasıyla bütün sık iğneleri batarak dönüyoruz ve sarmış oluyoruz. Sonra da çantamız tamamen bitmiş oluyor. Arkadaşlar şu anda tamamen çantam bitmiş durumda. Sarma işlemini tamamladım. Çantamı bitirdim.
Umarım sizler için anlaşılır bir video olmuştur arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazın lütfen. Kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Instagram sayfamda bu kanalla aynı isimde. Dilerseniz oradan da bana ulaşabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.